Arkadaşlar yeniden merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz ve sezonun ilk dersine de hoş geldiniz. Öncelikle TYT konularından başlayacağız ve zamanla AYT konularını da eş zamanlı olarak anlatacağız. İlk konumuz temel kavramlar ve bunun alt başlığı sayı kümeleri. Şimdi öncelikle biz sayıları ifade edebilmek için bazı semboller kullanıyoruz ve bu sembollere rakam diyoruz. O yüzden rakamı tanımlamamız gerekiyor. Bizim şu anda kullandığımız sayı sistemi onluk sayma sistemi. Onluk sayma sisteminde kullanılan rakamlar ise 0'dan 9'a kadar olan rakamlardır. Daha doğrusu sayılardır. 0'dan 9'a kadar olan sayılara artık rakam diyeceğiz ve eğer bir soruda rakam kelimesi geçiyorsa artık ifade olarak kafamızda canlandırmamız gereken sayılar 0'dan 9'a kadar olan sayılar olacak. Eğer biz günlük hayatta beşlik sayma sistemi kullansaydık, kullanacağımız rakamlar 0'dan 4'e kadar olacaktı. Ya da 7'lik sayma sistemi kullansaydık 0'dan 6'ya kadar olan sayıları rakam olarak kabul edecektik. Ama onluk sayma sistemi kullandığımız için artık rakamları 0'dan 9'a kadar olan sayılar olarak tanımladık. Şimdi ilk sorumuza bakalım. Diyor ki A, B, C, D, E, F. Bunlar birbirinden farklı rakamlar olmak üzere A çarpı B artı C çarpı D artı E çarpı F ifadesinin en küçük değeri kaçtır diye sormuş. Bir kere soruda şunu görüyoruz. 6 tane rakam var. Ve bunlar birbirinden farklı rakamlar. Ve bu işlemin sonucunun en küçük olması gerekiyor. Hem çarpma işlemini küçük bir sonuç bulacağız hem de bunları topladığımızda da küçük sonuçların toplamı da en küçük sonucu verecektir. Bir kere birbirinden farklı 6 rakam kullanacaksam ve sonucun küçük olması gerekiyorsa en küçük rakamları kullanmam gerekecektir. En küçük rakamlar ise arkadaşlar gördüğünüz gibi ne olacaktır? 0 olacaktır. Hemen kalemimi alıyorum. 0 olacaktır. 1 olacaktır, 2 olacaktır, 3, 4 ve 5 olacaktır. Bu 6 rakamı kullanarak bu işlemi en az kaç yapabiliriz onu tahmin edeceğiz. Bir kere burada rakamlar içinde en büyüğü 5. 5 ile tabii ki küçük bir sayı çarpmalıyım. Yani aslında 5 ile 0 çarparsak küçük bir sayı buluruz. Sonra 4 ikinci en büyük rakamımız. O yüzden 4 ile de 1'i çarpmalıyım ve son olarak da geriye kalan 2 ile 3'ü çarpmalıyım. Böylece burası 0 yapacaktır, burası 4 ve burası da 6 yapacaktır. Bu işlemin sonucu minimum yani en az 10 olacaktır. Doğru cevabımız A'dır diyoruz arkadaşlar. İlk sorumuz böyleydi. İkinci sorumuza geçiyoruz. Sırada ikinci sorumuz var. Sorumuzu okuyalım. A, B ve C farklı rakamlardır diyor. 2A-B eşittir 9B-2C. Eşitliğine göre kaç farklı A, B, C sıralı üçlüsü vardır diye sormuş. Bakın burada 2A ve 2C var. Bunlar iki parantezine girebilir. O yüzden A ile C'yi aynı tarafa alalım. Sonuçta burada 3 bilinmeyen ve tek denklem olduğu için denklemin bir kısmını düzenledikten sonra artık değer vermek zorundayız arkadaşlar. Çünkü matematiğin temel kuralı eğer bilinmeyeniz çok ve yetersiz bir denklem varsa ondan sonra tahmin yürütmeniz gerekiyor. Eğer özel durumlar yoksa. Şimdi bir kere 2A'mız vardı. Yanına da 2C'yi artı olarak atıyorum. B'yi karşıya gönderirim arkadaşlar. Sol taraftaki B'yi karşıya atarsam karşı tarafta artı 10B olur ve bunu 2 ile sadeleştirsem artık A ile C'nin toplamını net olarak 5B olduğunu söyleyebiliriz. A ile C'nin toplamı 5B olduğuna göre artık biliyoruz ki A ile C'nin toplamı 5'in katı bir sayı gelmeli. Bundan sonra şöyle bir şey olacak arkadaşlar. Deneyeceğiz. Şöyle deneyeceğiz. C'ye 0 verdiğim zaman rakam diyor. Rakamlar 0'dan 9'a kadar olduğuna göre 0 verebilirim. 5. Şimdi burada tabii ki B1 oluyor. Şimdi buna 1 verdiğim zaman buna da 4 veririm. B yine 1 olmak zorunda kalıyor ki olamaz. Bunu silmek zorundayım çünkü farklı rakamlar kullanacağım. C ile B'yi aynı yapmış oluyoruz burada. O yüzden değiştirmek zorundayım. Bundan sonra 2 verdim. 2, 3 toplam 5 yapar. O zaman B'ye 1 vermek zorundayım. Bu olabilir. 3, 2 verip burayı 1 yapabilirim. Ama 4, 1 veremem. Çünkü 4, 1 verdiğim zaman da B'ye 1 vermek zorundayım. O yüzden bunu da yine sileceğim. Çünkü A ile B aynı oldu. Şimdi A artı C'nin toplamını 5 yapabildik. Peki A artı C'nin toplamı rakam olarak acaba 10 yapabilir miyiz? Çünkü 5'in katı olacaksa 10 yapabiliriz. Şöyle yapabiliriz. Bir kere B'ye 2 verdiğim zaman gördüğünüz gibi sağ taraf 10 oldu. O zaman A'ya 9 verip en büyük rakam buna 1 verebilirim. 2 verdiğimde 8'e 2 veremem. Çünkü 8'e 2 verdiğim zaman aynı oluyor. Bu durumda arkadaşlar ne vermek zorundayım? 3'e 7 vermek zorundayım. Sonra 6'ya 4 vereceğim. Bu yine 2 olacak. 5'e 5 veremem. Aynı rakamı kullanamam. O yüzden 4'e 6 vereceğim. Yine tekrar burası 2 olacak. Bundan sonra 3'e 7 vereceğiz. Yani aslında A ile C'nin verdiğim sayıları yer değiştiriyorum.
Sonra da yine 2'ye 8 veremem. Çünkü 2'ye 8 verdiğim zaman biraz önce de aynı sayılar elde ettim. Aynı rakamlar elde ettim. Yani 1'e 9 vereceğim. Böylece 2. Peki. A artı C'nin toplamı 5'in katı olacaksa 5 yaptık, 10 yaptık. Şimdi acaba A artı C 15 olur mu? O da olabilir. O yüzden de B'ye 3 vermek zorundayız arkadaşlar. Şimdi B'ye 3 vereceğim. B'ye 3 verdikten sonra da A artı C'yi 15'e eşitleyeceğim. Bu durumda hemen kalemimizi alalım. Şurası 3 verdik, 15 oldu. O zaman 9 ile 6'yı toplarsak 15 olabilir. 8 ile 7'yi toplarsak da 15 olabilir. Değil mi? Burası 3 olacak. Tam tersi 7 ve 8 olabilir. Ve tam tersi 6, 9 olabilir. Böylece yazabileceğim tüm durumları yazdım. Artı C 5, 10 ve 15 yaptık. Artı C'yi 20 yapamayız. Çünkü iki rakamın toplamı 20 yapmaz arkadaşlar. Bu durumda oluşabilecek tüm üçlülerin sayısına bakarsak gördüğünüz üzere kaç tane oluyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 tane oluyor arkadaşlar. Doğru cevabımız D seçeneği dedik. Sıradaki sorumuza geçebiliriz. Arkadaşlar geldik 3. sorumuza. Sorumuz A, B ve C sayıları farklı rakamlardır diyor. A'yı B'ye böldüğümüzde C'ye eşit olacaktır. Buna göre A artı B artı C toplamı en çok kaçtır diye sormuş. Güzel bir soru. Bir kere burada birbirinden farklı rakamlar olduğu söylendiğine göre A'yı B'ye böldüğümde C olacaksa arkadaşım bir kere bu oran asla ve asla 1 olamaz. Çünkü buranın 1 olması demek, yani A'yı B'ye böldüğümde 1 olması demek A ile B'nin aynı olması gerekiyor. Demek ki A ile B'yi birbirine böldüğünde en az 2 bulmam gerekiyor. Peki burada rasyonel bir ifade var. Acaba küsuratlı gelebilir mi? O da gelemez. Sebebi de şu. Yani ben A'yı B'ye böldüğümde acaba işte 5 bölü 4 gibi bir sonuç olamaz mı? Olamaz. Çünkü bu sonuç C'ye eşitlenmiş. C de bir rakamdır. Rakam dediğine göre 5 bölü 4 gibi küsuratlı bir sayı çıkmaması gerekiyor. Yani A bölü B 2 olabilir. Peki biz bu durumda A bölü B 2 ise biz C'yi bulmuş olduk. Çünkü C sayısı aslında ne oluyor? 2'ye eşit oluyor. Peki ama A ve B'yi bulmadık. Elde edeceğim toplamın en büyük olması gerekiyor. Bakın burada en çok sorulmuş. Demek ki A ve B'ye büyük sayılar vereceğim. İki rakamı böldüğümde birbirine böldüğümde sonucun 2 çıkması için A'ya maksimum 8 verebilirim. B'ye de 4 verebilirim. C'nin de 2 olduğunu biliyoruz. Bu durumda A artı B artı C'yi en fazla bulsak 14 bulabiliyoruz. Yani doğru cevabımız aslında bursa. Peki diğer sayıları neden denemedik? Deneyebiliriz. Mesela A bölü B 3 olsa, yani biz C'yi aslında 3 yapsak hangi rakamları böldüğümüzde 3 olur? Hemen bakalım. A'ya maksimum 9 verebiliriz. O zaman B'ye de 3 vermek zorundayım. B'ye 3 verince C'ye de 3 oluyor. Bu durumda toplam 15 geliyor ama zaten şıklarda 15 yok. Zaten bu sonuç doğru değil çünkü birbirinden farklı rakamlar diyor. Yani bunu kabul edemeyiz. Bu durumda A'yı B'ye böldüğümde 3 çıkacaksa A'ya 9 vermişim. Şimdi değiştiriyorum 6. B'ye 2 vermek zorundayım. C'ye de 3 olmak zorunda. Evet böyle bir sonuç kabul edilebilir ama bu sonuç toplam olarak bir önceki bulduğumuz sonuçtan daha küçük. Çünkü buranın toplamı arkadaşlar 11 yapıyor. Peki 4 yapabilir miyiz? Acaba 4 nasıl bir sayı çıkardı? 4 yapsak da sonuç yine 14 çıkarttı. Onu da görelim. Hemen renk değiştirmiş şurada. Mesela bakın A'yı B'ye böldüğümde 4 bulduğumuzu varsayarsak C 4 oluyor o zaman. O zaman A'ya en fazla 8. 8'de B 4 pardon 2 olmak zorunda. B 2 olunca da C 4. Evet bu toplam yine 14 geliyor arkadaşlar. Sonuç değişmiyor. Yani A artı B'nin toplamı en fazla 14 oluyor dedik. Bu soruyu da böylece bitirmiş olduk. Arkadaşlar ilk sayı kümemize geldik. Birinci sayı kümemiz doğal sayılar kümesi. Doğal sayılar kümesi ne ile gösteriliyor ve 0, 1, 2, 3, 4 diye devam ediyor sonsuza kadar. Şimdi burada şunu söylemek istiyorum. Bunu söylemek zorundayım. İtalyan matematikçi Giuseppe Peona diye bir matematikçinin doğal sayıların inşasında kullandığı bazı aksiyonlar var. Bu aksiyonlar 5 adet araştırırsanız görürsünüz ve bu aksiyonlara bakarsak aslında doğal sayıların birden başlaması gerektiği kanaatine varıyoruz. Ama müfredatımızda doğal sayılar sıfırdan başlıyor. Hatta hala matematikçiler arasında doğal sayılar sıfırdan başlıyor, birden başlıyor diye tartışmalarımız var. Yani bu tartışmalar oluyor arkadaşlar. Biz analiz 1 dersine girerken hocalarımızın çıkardığı kitapta hala o kitap bende durur. Doğal sayıların birden başladığı
yazılmıştır arkadaşlar ama bizim Milli Eğitim Müfredatında doğal sayıların sıfırdan başladığı ve ÖSYM'in de sorularında da doğal sayılar içinde sıfırı aldığını biliyoruz. O yüzden bir soruda doğal sayı kelimesi geçiyorsa o doğal sayıların içinde sıfır olacağını kabul ediyoruz. Çünkü müfredatımız böyle. Tabii ki burada sıfır pozitif ya da negatif olmadığına göre birden sonraki sayılara pozitif doğal sayılar diyeceğiz. Bunun diğer adı da sayma sayıları arkadaşlar. Onu da şöyle göstereceğiz. N üzerinde bir artı görüyorsak aslında burası birden başlayan pozitif sayma sayıları, pozitif doğal sayılar ya da diğer adıyla sayma sayıları. Ama dediğim gibi doğal sayıları biz kabul ederken Milli Eğitim Müfredatına göre 0, 1, 2, 3 diye bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Tamam, sayma sayısı dediğimiz zaman sayarken işte 1'den başlıyoruz. 1, 2, 3, 4 diye gidiyor. Doğal sayılar da 0'dan başlıyor dedikten sonra artık sorumuza geçelim. Evet, sıradaki sorumuz doğal sayılarla ilgili. X ve Y doğal sayılardır diyor. 3X artı 4Y 2 bilinmeyen bir denklem vermiş. 111'e eşit olduğuna göre X artı Y toplamı kaç farklı değer alır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar bakın burada 2 bilinmeyen tek denklem varsa yani bilinmeyen çok denklem yetersizse denemek zorundayız demiştim. Tabi özel durumlar haricinde. Şimdi 3X artı 4Y eşittir 111'i çözeceğiz. Peki burada değer verirken neye dikkat etmemiz gerekiyor? Bir kere baktığımızda 3x 3'ün katı bir sayı değil mi? Şurası 3'ün katı bir sayı. 111'de dikkat ederseniz rakamlar toplam 3 olduğu için bu da 3'ün katı. Burası 3'ün katı. Burası da 3'ün katı. O zaman şunu söyleyebilirim. Hemen rengimi değiştireyim arkadaşlar. Bir kırmızı alayım şuradan. O zaman 4y'nin de 3'ün katı olması lazım. Çünkü 3'ün katıyla 3'ün katı toplandığı zaman ancak yeniden bir 3'ün katı elde ederiz. Yani burada 4y 3'ün katı olacaksa Y'ye ona göre uygun değerler vereceğiz. Şimdi değerler nereden başlayacak, nerede bitecek değil mi? Bir de onu konuşmamız gerekiyor. Şimdi doğal sayılar dediğine göre vereceğim sayıların minimum sıfırdan başlaması lazım. Yani Y'ye ben sıfır verdiğimi varsayarsak. Burası sıfır oldu arkadaşım. O zaman 3x eşittir 111. 3'e böldüğümüz zaman 37 olur. Bundan sonra 4Y'nin 3'ün katı olması için sürekli ne yapacağım? 3, 6, 9 diye 3'ün katlarını vermek zorundayım. 3 verdiğim zaman arkadaşlar burası ne olacaktır? 12 olacaktır. Yani bir kereye mahsus çözeyim. 3x artı 12. Bundan sonra bir sistem anlatacağım size. 111. Bunu karşıya atarsak 3x eşittir 99 oldu. Oradan da x eşittir 33 oldu. Bundan sonra denemeyeceğim. Denerseniz zaten göreceksinizdir. Burası 6 verildiği zaman çünkü 3'ün katı olması için 6 vereceğim. Buraya 6 verdiğim zaman arkadaşlar buradan da 29 geleceğini göreceğiz. Peki bunu nasıl anladık? Şimdi bir kere y'ye minimum yaptım. Yani en küçük değerini verdim. X de maksimum değerini aldı. Bir toplam işleminde, toplama işleminde bir taraf en küçük değerini alırken diğer taraf ise en büyük değerini alacaktır. Yani y minimum 0 iken x de maksimum değerine 37 olacaktır. Y'yi artırdıkça x azalacaktır. Peki dikkat edin. Y sürekli 3 artacak. Y 3 artarken x de giderek 4'er 4'er azalacak. Bunu nasıl anladık? Y giderek x'in katsayısı kadar artarken x de y'nin katsayısı kadar azalacak. Bunu devam ettirirsek arkadaşlar 0, 3, 6 diye en son y'ye öyle bir sayı vereceğiz ki arkadaşlar x minimum olacak. İşte o sayı 4'er 4'er azalttığımızı düşünürseniz x en son 1 olacak arkadaşlar. Çünkü 4'er 4'er azaltırsak 36 azaltacağım. X en son 1 olacak. X 1 olduğu zaman da y'de 3'er 3'er artacağına göre buradan da aslında denklemden de hesaplayabilirsiniz. Burasının 27 olacağını göreceksinizdir. Yani y 27 olacak. Şimdi kaç farklı değer vardır diye soruyor değil mi? Toplam olacak kaç farklı değer? Şimdi bir kere toplam burada 37 oluyor. Görüyorsunuz toplam. Sonra 36'ya düşüyor. Sonra 35'e düşüyor. Derken arkadaşlar bu şekilde gidiyor ve en son 28'de bitiyor. Bu toplamın alacağı değerler kaç tanedir? 28'den 37'ye kadar terim sayısı dediğimiz bir kavramdan hesaplayabiliriz. O da son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı birer birer artıyor. Artı 1 buradan çıkartma yaparsak 8, 1 de topladık 9 oldu. Doğru cevabımız B seçeneğidir dedik ve bu soruda böylece bitti. Gençler geldik çok güzel bir soruya. Burada yine doğal sayılarla ilgili bir soru çözeceğiz. A, B ve C doğal sayılardır diyor. A artı 2B artı 3C 14 olduğuna göre 2 artı B değeri aşağıdakiler hangisine eşit olabilir diyor. Şimdi burada 3 bilinmeyen var. Bilinmeyenler A, B ve C.
Elimde de bir tane denklem var. Bilinmeyen çok denklem, yetersiz. Denemek zorundayım. Evet. Şimdi denemeye kalkarsak şıkları bulmak için biraz fazla uğraşabiliriz. Biz de bu zahmetten kurtulmak için başka yöntemler düşünebiliriz. Yani eğer daha önceden böyle bir soru tipi eğer taramamışsanız, yani tecrübe etmemişsiniz arkadaşlar, tabii ki denemekten, biz buna deneme ya da gözlem yapma diyoruz. Gözlem yapmaktan başka çareniz gözükmüyor. Ama sorulan ifadeye dikkat ederseniz arkadaşlar, 2a artı b, acaba bu nedir? Bilmiyoruz, bu x. Acaba x aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi x'in kaç olduğunu şurada yazamadım, hemen sileyim burayı. Şimdi x hangisi olabilir? Bakın şöyle yapacağım. Burada 2a var. Topladığım zaman yukarıda 1a, 3a yapar. 2b var. B ile topla, 3b yapar. 3c yapar. Yani şunu demek istiyorum. Biz bunları aslında taraf tarafa toplarsak çok ama çok işimize yarayacak. O da şöyle olacak arkadaşlar. Şimdi ben buraya bir toplam çekiyorum. Burası gördüğünüz gibi toplam çekersek 3a artı 3b artı 3c olacak. Bu da 14 artı x olacak. Yani burası 3 parantezinde a artı b artı c oldu. O da eşittir 14 artı x. Şimdi burası sonuç olarak 3 ile çarpılacağı için sonuç 3'ün katı. Yani ben 14 ile öyle bir sayı toplamalıyım ki 3'ün katı olmalı. Acaba şıklarda ne olmalı? 14 ile neyi toplamayayım? Toplamalıyım. 14 ile 17 toplarsak olmaz. 31 yapar. 14 ile 15 toplarsak 29 yapar. 14 ile 10'u toplarsak 24 yapar, 3'ün katı. 14 ile 5'i toplarsak 19, 3'ün katı değil. 14 ile 3'ü toplarsak 17 yapar, 3'ün katı değil. Yani burada aslında dediğim gibi daha basit bir yöntem kullanarak çözdük. Ama dediğim gibi bunu tecrübe etmemişseniz gözlem yapmanız lazım. Tek tek A, B, C'ye değerler verip bulmanız gerçekten ve gerçekten uzun süre alacaktır. TYT'de özellikle süre sıkıntımız var, bunu biliyoruz. O yüzden daha fazla soru çeşidi görerek bu süre sıkıntısını minimize etmeye çalışmalıyız. Bu çözüm bence gayet şık ve güzel bir çözümdü. Artık sıradaki soruya geçiyorum. Evet, geldik sıradaki sorumuza. A ve B doğal sayı, C ise reel sayı. Yani Türkçe anlamıyla reel kelimesini ÖSYM pek kullanmıyor. Gerçel kelimesini daha çok kullanıyor. Gerçel bir sayı, yani aklımıza gelebilecek her türlü sayı diye düşünebiliriz. Ama reel sayıları ileride daha geniş bir perspektifte anlatacağız. Şimdi A ifadesi 3C artı 7 bölü C artı 2. B ifadesi ise 3C artı 6 bölü 3C artı 7. Buna göre A artı B toplamı nedir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar, biz bunları iki tane kesri toplarken payda işlememiz lazım. Ama biz bunun paydasını işlesek bile çok zahmetli işlemlere gireceğiz. Yani evet, tamam, bize toplam sorulmuş olabilir. Yani A ile B'yi toplayalım desek, gerçekten şunu yaparsak, yani 3C artı 7 bölü C artı 2 ile 3C artı 6 bölü 3C artı 7. Bunu arkadaşlar payda eşitleyerek yapmak inanılmaz zor. Yani şuraya 3C artı 7 vereceksiniz. Sonra buraya da C artı 2 vereceksiniz. Bunları çarpacaksınız. Paydaları bulacaksınız. Bu zahmetli. Ben bu işe girmeyeceğim. Peki ne yapmalıyız? Ne yapmalıyız? Evet. Burada da yine soru tecrübesi çok önemli. Bu TYT konularında özellikle soru tecrübesi çok önemli. Şimdi burada şunu yapsak iyi olacak. Bir kere illa A artı B'den başlamak zorunda değiliz. Bakalım A ile B ortak neylerimiz var? Yani benzer neler var? Bir kere bunun paydasıyla bunun payı aynı. Peki şurada ne var? Burada B kısmına bakarsanız pay kısmında 3 parantezinde C artı 2 var. Yani aslında bu A'nın paydasıyla aynı oldu. Ha, şunu diyebilirim. Bunun payı ile paydası aynı. A'daki payda ile B'deki pay aynı geldi. O yüzden şunu yapıyorum. A artı B değil de A çarpı B'yi elde edersek. Şimdi A'yı baştan yazıyorum. İzleyin. 3C artı 7 bölü C artı 2 çarpı B yazıyorum şimdi. O da 3 parantezinde C artı 2 bölü 3C artı 7 oldu. İşte burada arkadaşlar mükemmel bir şey oldu. Bu çarpma işleminde artık C'den kurtulacağım. Çünkü C'ye değer de vermemiz imkansız. Reel sayılarda değer vermek inanılmaz zor.
veremeyiz zaten. Bunlar gitti arkadaşlar ve böylece A ile B'nin çarpımının 3 olduğunu gördük. Çarpımı 3 olduğuna göre ancak ancak bunlar ne olabilir? Doğal sayı olduğuna göre 3 kere 1 olabilir ya da 1 kere 3 olabilir. Bu durumda A artı B her durumda 1, 1'i 3 olacağına göre toplamın 4 olması gerekiyor. Yani doğru cevabımızın Bursa olması gerekiyor dedik arkadaşlar. Evet, bu soru da böyleydi. Evet, sıradaki sorumuz yine doğal sayılarla ilgili. Burada diyor ki x ve y birer doğal sayıdır. X eşittir 15 eksi a küp. A hakkında bilgimiz yok şu anda. Y eşittir a küp artı 2 diyor. X ile y'nin çarpımının en küçük değeri nedir? Burada arkadaşlar x ile y'yi direkt bu haliyle çarparsak gerçekten çok zor. Çünkü a'nın ne olduğunu bilmiyoruz. A belirtilmediği sürece biz a'yı tam sayı, doğal sayı alamayız. En geniş şekilde düşünmeliyiz. Yani tüm herhangi bir sayı, yani reel sayılardan herhangi biri olabilir. Bu durumda şimdi biz a'ya değer de veremeyiz. Neden? Çünkü herhangi bir reel sayıda olabileceğine göre küpü, hatta küp kökler kullanılabilir a yerine. A yerine gelecek sayı için. Bu durumda biz x'i ya da y'yi direkt bulma şansımız yok. Yani a'ya tahminde bulunup x'i y'yi bulmama şansımız yok neredeyse. Bu durumda çarpıma odaklanmayalım. Hemen ben burada a'dan kurtulma derdindeyim. Çünkü a bir reel sayı olabileceğine göre a'dan şöyle kurtulacağım. Şimdi x'i biliyorum. X neymiş? 15 eksi a küp. Y neymiş arkadaşlar? O da a küp artı 2. Bundan sonra bunları bir güzel toplayayım ki böylece eksi a küp artı a küp gitsin. Hemen renk değiştirdim. Buradan x artı y'nin ne olduğunu bulduk. X artı y 17. Şimdi bundan sonra artık iki doğal sayının toplamı 17 ise ve çarpımı en az diyorsa en yakın sayıları seçmemiz gerekiyor değil mi? Buna göre ben buna 0 verdim. Buna da 17 verdim. Toplamı 17 yaptı ama toplam 17 yapması çarpımda en az 0 yapması demektir ki doğru cevabımız E olacak idi. Ama bize en çok deseydi, hazır yeri gelmişken ondan da bahsedeyim. Sayılar birbirlerine yaklaştıkça arkadaşlar çarpımları büyür. Yani 0 çarpı 17, 0 dedikten sonra 1 kere 16, bu da 16 yapar. Sayıları giderek yakınlaştırırsak 2 kere 15 deyip buradan da 30, hatta 3 kere 14, bu da 42, görüyorsunuz giderek büyüyor. Ta ki en yakın sayılar ne olacak burada arkadaşlar? 8 ile 9 olacaktır ki bu da 72. Eğer en büyük deseydi doğru cevap 72 diyecektik. Bunu da ekstra belirtmek istedim. Evet, sıradaki sorumuz yine doğal sayılarla ilgili. A ve B birer doğal sayıdır diyor. 9A kare eksi B kare 17 olduğuna göre A çarpı B çarpımının değeri kaçtır demiş. Bir kere burada yine her zaman söylediğimiz bir şey var. Karşımızda çarpanlara ayırma bilgisi gerekiyor arkadaşlar. Bu hemen hemen matematiğin her konusunda karşımıza çıkan bir durum. O yüzden çarpanlara ayırmada özdeşlik dediğimiz iki kare farkı, küpler farkı, küpler toplamı ya da kuvvet açılımları, bunları muhakkak ve muhakkak bilmeliyiz. Bol bol pratik yapmalıyız ki bunların açılımlarını net olarak takıntısız, takılmadan hemen hızlı bir şekilde açalım. Bir kere 9a kare 3a'nın karesidir. Benzer şekilde bu da b'nin karesidir 17. Buna 2 kare farkı dedikten sonra renk değiştirip hemen bu 2 kare farkını 3a artı b ile 3a eksi b olarak yazdım. Bu da eşittir 17. Şimdi 17 asal bir sayı. Yani 1 ile 17'nin çarpımı. Bunlardan bir tanesi 1, bir tanesi de 17 olmalı. Peki eksi 1 eksi 17 olamaz mı? Olamaz. Neden? Çünkü burada bir toplama işlemi var. Bu toplama işleminin negatif gelme şansı yok. Çünkü bunlar doğal sayılar. Yani normalde eksi 1 ile eksi 17'yi çarparsak da 17 olur. Ama bunlardan hiçbiri eksi 1 ya da eksi 17 olamaz. Çünkü doğal sayılar toplandığında negatif sonuç vermez. Demek ki 17 ile 1'i kullanacağız. Toplam daha büyük bir sonuç verecek. Burada çıkartma işlemi olduğuna göre çıkartma daha küçük olması lazım. İşte elimde iki tane denklem var. 3a artı b eşittir 17 olmalı. Ve 3a eksi b de 1 olmalı arkadaşlar. Burada artık 2 bilemeli 2 denklem. Taraf tarafı toplarsan 6a olur, b'ler yok oldu. Bu da 18, yani a değerimiz aslında 3. A 3 olduğuna göre b de buradan 9 ne kaldı? 8 kaldı arkadaşlar. Çarpımda 24 dedik ve doğru cevabımız b seçeneği.